Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti 10 Türk akademisyenin de görev yaptığı, bir Türk öğrencinin eğitim gördüğü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ünlü Türk fizikçi Doktor Canan Dağdeviren'le enstitüdeki yürütülen çalışmaları inceledi. İşte o anlara dair fotoğraflar da ekranlarınızda. Türk bilim insanı Dağdeviren, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hastalıkların tespitini kolaylaştırılması amacıyla üretilen elektronik bir maskenin üretim aşamasında aşamalarını anlattı. Kılıçdaroğlu Dağdeviren'e maskenin birim maliyetini sordu. Dağdeviren maskenin birim maliyetinin 5 dolar olduğunu, toplu üretime geçildiğinde bu fiyatın düşeceğini anlattı. Türk bilim insanı Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği bir biyomedikal aleti olmadığını söyledi. Bu teknolojinin devlet yoluyla desteklenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu ise iktidara gelmeleri halinde gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu ayrıca laboratuvarda birbirinden uzak iki kişinin beş duyusunu birbirine aktarabilmesine yönelik teknolojiye ilişkin de bilgi aldı. Ziyaretin ardından Boston'da güne çok verimli bir toplantıyla başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Doktor Canan Dağdeviren'le çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye'nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak paylaşımını yaptı. Şimdi o ziyareti yakın takipteyiz elbette. Ayrıntılarını da aktaracağız ama giderken de önemli açıklamalar yaptı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Uçaktan verdi mesajlarını. Şimdi o başörtüsü çıkışıyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap da vardı gündeminde. Erdoğan çok iyi bir pas attı, biz de onu gole çevirdik demişti. Bakın Kılıçdaroğlu nasıl yanıtladı. Artık siyasetin klasik kanıtlarından kurtulması lazım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmek için ABD'nin Boston kentine giderken kendisine uçakta eşlik eden gazetecilere konuştu. Kadınların duygularını, inançlarını istismar ettiğiniz yeter. Bugün kanun teklifimizi Gazi Meclisimize veriyoruz. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Kılıçdaroğlu'na başörtüsünü yasal güvenceye alma adımıyla ilgili Erdoğan'ın çok iyi bir pas attı, biz de onu gole çevirdik sözleri soruldu. Ne pastan, ne golden, ne futboldan Erdoğan'ın haberi yok. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Bu kadar. Nokta. Ben Türkiye'yi barıştırmak istiyorum. O kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım. O değil. Artık siyasetin klasik kanıtlarından kurtulması lazım. Dünya değişiyor. Üstelik hızla değişiyor. Ama siyaset kurumu değişmeme kararlılığı gösteriyor. CHP'nin ikinci yüzyıl vizyonu çerçevesindeki gezilerin ilk durağı Boston. CHP lideri ziyaretlerin Almanya ve İngiltere'li süreceğini söyledi. Bilim ekonomisinin sosyalleşmesi lazım. Yani sosyal bilgi ekonomisi dememiz lazım. Teknolojinin yarattığı gelirin toplumsallaşması lazım. Bu seyahat aslında siyaset kurumunun alışık olmadığı ya da oraya icazet almaya gidiyor, şunu bunu almaya gidiyor dediği gibi değil. Hayır efendim, onların akıllarına gelmeyen bir şeyi yapmak zorundayız. Kılıçdaroğlu ziyaretin zamanlamasına yönelik eleştirilere tam zamanı, hatta biraz geç kalınmış bir ziyaret yanıtını verdi. Ne kadar erken adım atarsak, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ne kadar erken geliştirirsek Türkiye o kadar hızla büyüyecektir. Türkiye bölgesinde çok güçlü bir ülke olacaktır. Zaten zamanı mıdır, şimdi gidilir mi, ne demek bilim, ne demek teknoloji, bak işte mutfaklarda yangın var, onunla ilgilen, onunla zaten ilgileniyorum. Sadece ben değil, zaten vatandaş yaşıyor. Ama vatandaşı o dertten nasıl kurtaracağız, nasıl gelişmiş bir ülke haline getireceğiz Türkiye'yi, nasıl kişi başına geliri 10 yılda 20-25 bin dolara çıkaracağız. Eğer siz bunu yapmazsanız siyasetçi olarak kısır tartışmaların içinde kaybolup gidersiniz. Benim öyle bir niyetim yok. Yani siyasi bize değil, biz siyasetçi olarak topluma ne vermeliyiz? Bunun hesabını yapıyorum ve bunun için gidiyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki temasları 13 Ekim'e kadar sürecek. Ziyaretinde önde gelen bilim insanları ve ABD'de eğitim gören Türk öğrencileriyle bir araya gelecek. Merhabalar, merhabalar.
Evet, 13 Ekim'e kadar sürecek bir ziyaret. Önemli, dikkat çekici bir ziyaret. Tüm Amerika ziyaretlerinin önemli olduğu gibi şimdi ziyareti takip eden gazeteciler var. KRT programcısı Tülin Daloğlu da onların arasında. Soracağız elbette nasıl bir havada geçiyor bu ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti. Tülin, kolay gelsin. Öncelikle bunu söyleyelim. Zordur ABD ziyaretlerinin takibi elbette. Oldukça yoğun bir program değil mi? Bundan sonraki programda dikkat çeken neler var, senden alalım. Evet, iyi akşamlar sevgili Seçil. Program son derece yoğun bir program ama izleyebildiğim kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enerjisi yerinde, son derece dinamik. Uzun bir seyahat yaptık, geldik. İstanbul-Boston arası 10 saati aşan bir aslında uçuş. Fakat Kemal Bey'de hiçbir yorulma yok. Bugün sabahtan itibaren ilk temaslar başladı. Siz de haberde genişçe yer verdiniz. MIT Medya Laboratuvarı Doktor Canan Dağdeviri'nin laboratuvarını gezdik ve son derece ilgili bir şekilde hem sorularını soruyor, hem öğreniyor, hem de bu öğrendiği şeyleri mesela haberde vermediğimiz bir meme kanserini önlemek için bir sütyen çalışması var Doktor Dağdeviren'in. Teyzesi meme kanserinden hayatını kaybettikten sonra bu çalışmaya başlamışlar. Şimdi bu çalışmayla ilgili baktık, hani dinlerken Kemal Bey de son derece dikkatli dinliyor. Ama Amerika'da bunu Amerikan federal hükümeti kadınlardan hiç para almadan onlara koruyucu amaçla kullanmaları için olanak sağlıyor gibi bir ifade kullandı Doktor Dağdeviren. Onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki bunun Türkiye'de de olması gerekiyor dedi. Yani hem bilim insanlarıyla son derece kapsamlı, ilgili şekilde diyaloglar içerisinde bulunuyor. Hem onların buluşlarını tekrardan bu Türk bilim insanlarını Türkiye'ye nasıl katabilir? Onların anladığım kadarıyla belli bilgilerini topluyor. Ve Türkiye'yi daha ileriye götürebilmek için bilimle, teknolojiyle, Endüstri 4.0'la yeni nesillerin önünü açabilmek için yeni bir siyasetin oluşturulması gerektiği mesajını veriyor. Şu anda da arka odada, benim bulunduğum yerin arka odasında da buradaki MIT'de öğrencilerle, Türk öğrencilerle beraber bir araya geldi. Küçük bir öğlen yemeğine katılıyor ve orada öğrenciler kendilerine göre buradaki hem çalışmalarını anlatıyorlar hem de Türkiye ile aralarındaki mesafe veya yakınlık diyelim, nereden dinlemek isterseniz, onu Kemal Bey ile paylaşıyorlar. Tülin, peki dikkat çekici, çok özür dileyerek sözünü kesiyorum. Dikkat çekici diyaloglarda var mı? Öğrencilerin anlattıklarında, paylaştıklarında takip edebildiniz değil mi? Basına kapalı değil sanırım. Şu anda açıkçası onlar konuşuyorlar. Ben dışarıdayım. Dolayısıyla sizinle konuşmak için onu takip evet. edemiyorum ama... O da yemekten çıkmadan önce iki öğrenci vardı. Hem kendilerini tanıttılar. Devlet bursuyla gelen öğrencilerimiz var. Onların tabii ki hani Türkiye'ye dönme arzuları var ama içlerinde herhalde belli bir tedirginlik de var sevgili Seçil. Şimdi Kemal Bey'in buraya gelmesi onlara da farklı bir enerji katmış. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla başta Doktor Canan Dağdeviren olmak üzere son derece sıcak kabul ettiler Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve buradaki Türk öğrenciler hakikaten büyük ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla atmosfer son derece olumlu. Ben yarınki ve bugün öğleden sonraki programa doğru yavaş yavaş ilerlemek istiyorum izninizle. Doktor Canan Dağdeviren'in dışında aynı zamanda MIT Media Lab Kent Bilimleri Direktörü Dr. Kent Larson ile bir görüşme oldu. Dr. Larson büyük şehirlerde, dünyanın büyük şehirlerinde, Kahire'den başlayın İstanbul'a, işte Mısır'a, Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a varıncaya kadar farklı şehirlerde trafik problemlerini çözmek üzere bir sunum hazırlamıştı. Onunla ilgili son derece kapsamlı bir görüşmesi oldu. Hem toplumu içine katacak çözümler bulunmalı şehir planlamacılığı yapılırken, aynı zamanda tabii ki herkesin kendi yaşamını devam ettirebilmesi için sürdürülebilir ve ekonomik
sosyal ağırlıklı projelerin olması gerekir vurgusu çıktı burada. Şimdi öğleden sonraki toplantılarda Moderna'nın kurucusu Dr. Bob Langer'le bir görüşme var. Koch Kanser Enstitüsü turu yapılacak, Bilge Yıldız'la buluşulacak ve MIT Nano Teknoloji tesisi gezilecek bugün içinde. Aynı zamanda Mehmet Soner ve Doktor Gökhan Otamışlıgil ile bir buluşma var. Sonra yarına geçtiğimiz zaman, zamanımız varsa ben yarın programını da birazcık aktarmak istiyorum. Yarın öğlen saatlerinde Boston'dan Washington'a geçiyoruz. İlk ziyaret elbette Washington'daki Türk Büyükelçisi Murat Mercan'la olacak. Akabinde John Hopkins Üniversitesi'nde yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı bir salonda bir konuşma yapılacak. Orada da öğrencilerle bir araya geliyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve ertesi günü, yani çarşamba günü Center for American Progress ile başlıyor toplantı ve bu kapalı bir toplantı olacak. Bu bir düşünce kuruluşu. Akabinde Washington Post'u ziyaret edecek Sayın Kılıçdaroğlu. Bu ziyarette de Cemal Kaşıkçı, biliyorsunuz Washington Post'un köşe yazarıydı. Onunla ilgili bir başsağlığı dilenecek. Yazı işleri müdürü David Hoffman'la görüşülecek olacak. Ve bu görüşmeden sonra da gün içerisinde tabii yoğun başka programları da var. Don diye bir yer var. O da Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarının kurmuş olduğu bir düşünce kuruluşu diyebiliriz ona. Orada da yine gidecek ve o kişilerle yine Cemal Kaşıkçı'nın için başsağlığı dileyecek diyebilirim. Ve böylece yoğun bir program. Bir sonraki gününde de German Marshall Fund'da yine etkin bir düşünce kuruluşu. Orada da bir kapalı program var sevgili seçici. Ve orada da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katılımcılarla birlikte kendi vizyonunu paylaşma fırsatı bulacak. Boston ayağında şu ana kadarki geldiğimiz durumda ağırlıklı olarak öğrenciler var ve benim izleyebildiğim ve görebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu yeni bir siyaset ve o yeni siyaset için bilimin, akademinin öncelik olması gerektiğini ve Türkiye'nin önünü açmak için Türkiye'deki kimi kısır döngü bu siyasi söylemlerin ötesinde bambaşka bir yere doğru evrilmemiz gerektiğini ve o evrileceğimiz yerinde bilimin ışığında, akademinin ışığında olması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de üniversitelerin sayı olarak artmış olabileceğini ama nitelik olarak ne yazık ki o olması gereken kalitede olmadığını vurguluyor ve buradaki temas ettiği kişilerle onları tekrar, bunların her biri Türk bilim insanı, onları tekrar Türkiye'ye kazandırmak için bir ön görüşme yapıyor diyebiliriz sevgili Evet seçim. Tülin Dalıoğlu, aslında şimdi benim bir sonraki sorumun cevabını biraz sonlara doğru verdiğin sayılır. Çünkü hem yeni siyaset hem de oradaki hakikaten imrenilecek örnekleri görüyor daha yakından. Ama Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti duyulur duyulmaz hani bir icazet tartışması başladı ya. Bununla ilgili acaba orada bir araya geldiğiniz belki Türkler de vardır elbette. Bir yorum var mı? Yani oradaki Türklerin bu tartışmaları karşılama biçimi nasıl? Son olarak bununla ilgili bir yorum almak isterim senden. Evet, bu yani Doktor Canan Dağdevren'de veyahut da David Hoffman veyahut da ikinci hani görüştüğümüz akademisyenlerde onlarda böyle bir konu başlığı yok. Sayın Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirmiyor. Dolayısıyla bu yok. Ama şunu biliyorsunuz ki ben 12 sene Washington'da muhabirlik yapmıştım. Habertürk'ün temsilcisiydim. Şimdi benim kendi deneyimimden ve yaklaşımdan bakacak olursanız bütün bu yıllar boyunca aslında Sayın Kılıçdaroğlu yönelik Amerika'da da yorum yapan Türk düşünce kuruluşlarında çalışan Türk uzmanlar pek olumlu görüş bildirmezler sevgili seçim. Bir şekilde rakip olarak görmediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunlar kapalı oturumlarda ben çok katıldım. Her birinde dinledim. Hatta yani beni eğer dinleyen varsa onlar da Türkiye'de bileceklerdir kim olduklarını. Şimdi Türkiye için son derece kritik bir seçim. İcazet almaktan daha ziyade aslında Washington'da
Sayın Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu, o işte hani Türk uzmanların ötesinde gelip kendisinin anlatmasını ben olumlu görüyorum. Hı hı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu kendini Washington'da anlatmadı. Ama şunun altını çizelim. Bu ziyaret Kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinin öncesine geliyor. Ve bu ziyaret içerisinde aynı zamanda Türkiye'de de bir seçim takvimine girilmiş durumda. Ne Amerikan yönetiminden ne de Amerikan kongresinden herhangi bir temasta bulunulmuyor. Bunun da ben önemli olduğunu ve bu anlamda da bu programın son derece dikkatli hazırlandığı kanaatindeyim. Hı hı. Düşünce kuruluşunda yapılacak toplantılarda elbette dışişlerinden veya Pentagon'dan insanlar gelebilir. Ama bu işin tabiatı çok doğal bir şey. İcazet almaktan daha ziyade Türkiye gibi kritik bir ülkenin kendini gelip burada anlatması kadar normal olması gereken, hı hı, bir şey bilmiyorum diyebilirim sevgili seçim. Çok teşekkür ediyoruz Tülin Daloğlu, verdiğiniz bilgiler, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. İyi günler.